Tuş Kedi YouTube kanalımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün de bomba bir konuk ağırlıyoruz. Anılcığım, konuğumuzu sen bir Yıldırım. Melisa, şimşek. Yıldırım ver. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Melisa. Merhabalar. Melisa, gerçekten son yıllarda televizyon dizilerine bakıyorum ama duruşun, oyunculuğun, kabiliyetin gerçekten mükemmel. Bir dakika, eşkıyada oynadı diye Yusuf Yusuf'a sorulan nerede? Biraz torpil geçiyor. Benim diziden gelince... Benim bir tane dizim var, o da eşkıya. Bırak da bir torpil geçir. Eşini de seviyorum. Ya. Yunus da canlı. Yunus da çok kaliteli bir adam. Gerçekten. İkisi birbirini bulmuş. Gerçekten. Okulda bulmuşlar ama sen biliyor musun? Aa, sen nereden biliyorsun? Ben araştırdım. Sen bak, sen beni tanımıyorsun. Ben bir haftadır komşu geziyorum. Akrabalar, dağdın ne hatırlarım var. Hangi bir teklif bekliyorum. Bir teklif bekliyorum. Hamdi ablam. Bak şimdi birkaç tane sırrını anlatayım senin. Anlatayım. Dinliyorum. Bak şimdi. Eskiden tek hayalin oyuncu olmak falan da değilmiş bu arada. Neymiş? Onu da öğrendim. Rockstar olmak istiyorum. Allah Allah, bravo. Vallahi bak, çok iyi çalışmış. Rockstar çıkar ama. Gerçekten. Yunus 3. sınıftayken gönlünü bir kıza kaptırır. 4. Yunus, yanlış bildim. Pardon, 4 diyecektim. Yunus bir kıza kaptırır gönlünü. 3 artı 1, 4 abicim, o kadar da hayatımda şey olma. Aynen öyle. O kadar da şey yapma. Ama Melisa tabii 1. sınıfta o zaman. Evet. Doğru değil mi? Evet, bravo. Hangi sene evlendiniz? Yani kaçıncı 2012. Sınıftayken? 2012 maşallah. Kaçıncı ya. Sınıf oluyorum? Ben 4. sınıf. 4'teydin değil mi sen? 3 diye hatırlıyorum. Hayır, sallıyorum ya. Gelecek. Ben 3. sınıf. Benden daha iyi biliyorum. Ama bunu farkında, Yunus bunun farkına varmış. 3. sınıftayken evlendim. Albümlere doğru. Baktım 3. sınıf. Ama Yunus bunun farkına varmış. Gelecekler alt sınıflarda. Gelecek oğlum. Geleceğe yatırım. Bir şey söyleyeyim ama bunu kimse bilmez. Yok tamam, söylemeyeyim. Söylemeyeyim mi? Söyle. Söyle. Burada kimsenin bilmediklerini konuşacak. Yusuf peşinden ben koştum, oraya koştum. Tabii. Kimse bunu söylemez. İtiraf ettirmeye çalışıyorum. Komşularım söyledi. Komşular da koşuyormuş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ama iyi ki de koşmuşsun. Evet. Çok güzel olmuş. Evet yani. Mesela teklifi sen kim ekli teklifi? Mesela, evlenme teklifini o etti. Yok de. Evlenme değil. Çıkma teklifi diyoruz yani, tanışma teklifi. Ben. Sen mi ettin? Ne dedin? Ya niye zorlamadın biraz Yunus'u ya? Ya biraz zorlasaydın ya Allah. Ne bileyim, öyle işlemedi. İlk defa hayatımda böyle bir şey oldu. Nesinden çok yakın hissettim dedim sana. Duruşu, bakışı vesaire mi? Duruşu. Duruşu değil mi? Yani Yunus, saygılı bir duruşu var biliyorsunuz zaten. Sessiz, sakin. Yani. Evet. Bir duruşu var. Böyle ağır farklı bir insan. Farklı biri gibi geldi. Eğlenceli midir? Evde nasıl? Esprili midir? Tabii çok eğlenceli. Yardımcı olur mu evde? Olmaz. İşlere falan. Ha, o konuda biraz sıkıntımız var. Onu söyle. Biz Yunus programı yaptık. Önden Yunus programı. İstese aşırı güzel şeyler yapıyor ama istemiyor. Çünkü yani başladığı zaman çok iyi. Her şeyde çok iyi ama. Doğu kültürü almış herkes hani o yemeğin tınısını çok tabii. Başka yapar. Ya yemek yemeyi seviyorsan zaten güzel yaparsın. Biz ben de seviyoruz ama Ufuk'ta çok başarısızız bu tarafta. Benim makarna tabağında attığında bir saat kalıyor bak. Böyle bir makarna. Öğrencilik yıllarımızda çok zayıftık. Çok yemek yemiyorduk. Çünkü yapan da yoktu, biz de yapamıyoruz. Üşengeçlikten işte, yoksa sevseniz. Yok, beceriksizlikten ben, benim bak, değil, şey ya. Değil. Sana yemin ediyorum, Anıl'a katılıyorum. Benim elim hiç o yatkın değil abi. Ben yemek yaptığımda yan masada filan o kokuyu duyanlar kaçar yani. O derece yani. Bir iki kere denedim peki, denedim. Yoksa birini bıraktın. Çorba içi muhlama gibi olmuş. Yaptığım çorba düşünün. O da güzel, bak ben muhlama yapamıyorum. Valla 3'ten sonra bıraktık zaten. Ya peki. Yakın gelecekte bir proje var mı beklediğin? Çünkü yaz dönemi film dönemi. Evet. Artık senaryolar yazıldı, hı-hı, çizildi, kadrolar belirleniyor. Şu an için tabii bir iki görüşmeye gittim. Olabilitesi olabilecek. Olabilitesi olabilecek nasıl bir o da güzel. O da güzel. Olabilitesi var. Olabilitesi var ama şu an için bir şey yok. Yani kesinleşen bir şey yok. Tiyatro oyunum var. Tiyatro nasıl gidiyor? Uludağ'la oynamak zor mu ya? Uludağ'la oynamıyoruz şu an. O yönetiyor. O yönetiyor da zor bir yönetmen. Çalışması zor bir insan. Çalışması zor ama kafasını anlayınca o kadar keyifli ki. Yani ilk başta çok zorlandık. Hepimiz çok zorlandık. Çünkü hemen bir şeyler olsun ve kafasındakiler çok net aslında. Biz de onu hemen netini yapamayınca Allah Allah yapamıyoruz galiba falan oluyor. Ama sonra öyle güzel anlatıyor ki kendini, sen de onunla birlikte şekilleniyorsun ve işin kolaylaşıyor aslında.
Oyunun ismi ne? Kimler oynuyor? Üçüncü türden yakın ilişkiler. Zaten bu Uğur abinin oyun ismi, o türden... O oyunun ismi zaten çekiyor. Gitmek istiyor. Aynen. Çok yani eğlenceli bir oyun. 18 sene önce zaten yapılmış bir oyun. Bilim kurgu oyunu. Evet. Türkiye'nin ilk bilim kurgu oyunu. Sonra yeniden ısrar etmişler. Hıncal abi, Hıncal Uç falan. Tekrar ısrar etmiş. Hayata geçirelim aynen, diye. Aynen, Cem Özer ısrar etmiş. Sonra bizi seçti. Benimle beraber Eren Pekgöz var. Can Ceylan var. Aytaç Er, Merve Bağdatlı, Allah, Dilek Dilan Saygı. Ayıp olmasın da o arkadaşlar kim? Selam söyledim. Sevdiğim oyuncu arkadaşlarım. Peki Melisa bir şey soracağım. Biraz önce kuliste bir kağıt gördüm. Diyordu ne ki gördüm? Kağıtta Müjde Ar oyunculuğu bıraktı. Evet. Tamam kuliste gördüm ama. Yanlış olmasın. Kaç sene önce lan 10 sene önce. Tamam. Ben en son Şahsiyet dizisinde oynuyordu biliyorsun ki. Evet. Oyunculuk çok bırakılır mı? Oynuyor. Yani oyunculuğun bir yaşı var mı sence? Bence yok. Yani bırakılacak bir şey değil. Eğer seviyorsan bu işi, bir yerinden bulaştıysan, para için yapmıyorsan bu işi özellikle, kesinlikle bırakamazsın. Çok ve yaşın ne olduğunu düşünmüyorum. Bir şeye değindin. Oyuncular para için mi yapıyor bunu yoksa sanat için mi yapıyor? Kişiye göre bugün değişir onu mi? Genelleyemem ki. Yani var ama değil mi? Para için yapanlar tabii var. Tabii ki. Daha kolay ünlü olmak, daha ekran önüne çıkmak evet. Şu an çok popüler bir şey. Yani eskiden beri öyleydi. Tiyatro oyuncuları da kolay yol olarak diziyi seçiyorlar. Daha çok para kazanabilirim diye. Görüyoruz çünkü. Aslında öyle bir şey yok. Yani yok mu? Bence var. İlk işinde o kadar çok para kazanmazsın ya da ilk işinde kazanamazsın. Falan. Mümkün değil. Tamamen çok zor. Şans. Çok zor. Vay abi öyle şanslılar da var. Demir ama çok az. Tabii. Çok az. İlk işinde patlıyor. Şimdi gençlerimizi de yanlış yönlendirmeyelim. Uğraşırsın uğraşırsın para gelmez. Mesela bak Melisa da dizilerde en iyi dizilerde oynadı. Evet. Mesela bundan sonraki gelecek dizi ne olmasını istersin? Hangi? Drama mı? Komedi mi? Ya öyle bakmıyorum aslında da karaktere bağlı biraz. Ya senin şu an böyle ben bu rolde bütünleşiyorum, yıldızlaşıyorum, tepeye çıkıyorum dediğin bir karakter yok mu? Hani eğlenceli olabilir. Evet. Aslında oynadığım bir hayat kadını vardı bir dizide. Hangi dizi? 3 bölüm yani devamı gelecekti ama aha, dizi bitti olmadı falan. O hayat benim de. Ha evet doğru. Bir hayat kadını oynadım. Aşırı keyif almıştım. Ama o hayat elimizin be. Evet. Aynen öyle. Sen eğlenceli bir karaktersin aslında. İşkiyada biraz sert bir duruşun vardı. Evet herkes öyle söylüyor. Evet, Olgun Mesut Şimşek'le birlikte. Işte. Olgun Şimşek de muhakkak ki takılıyordur sana tabii bazen. Ki, tabii. Hiçbir anınız tabii var mı böyle takıldı? Çünkü gülmekten oynayamadığını söylemiştim. Ya o kendi sette yaptığı şakalar yoksa benimle hani çok disiplinli biri. Aranızda geçen böyle gülebileceğimiz bir anınız var mı? Çok vardır da akla gelen. Olguna böyle yapın. Ya setteki tavırları komik yani bana karşı yaptığı bir şey yok da gülebileceğimiz. Ya şu an hatırlamıyorum. Olgun abi fazla konuşmadığı için onunla evet evet konuşmaz yani değil mi? Dizdeki gibi aslında. Hiç şey yapan sette kamera arkasında İyiyim. Çok değil mi? Güleriz ederiz falan ama 3-2-1 kayıt denildi asla abi, yani. Olgun biter abi. Kapanıyor orada kapanıyor ya. Ama uykusu gelince mesela aşırı tatlı olur. Aa ne abi karavanda çok uyur muydu? Yok uyumaz hiç asla uyumaz. Karavanı götürmüşler. Atıyorum gece 4'te sahne çekiyorsak mesela. Aha. İşte uykusu geldi şarkılar söylüyor falan. Aa, ama sesi ne de çok güzeldir abi. Çok, sesi çok, çok iyiydi. Güzel. Dizinin böyle en... Eli avuca sığmayan ismi kimdi? Yani. Bak eşkıyanın anatomisini yapmışlar. Ya ben seni çok iyi biliyorum. Evet. Diziyi çok iyi biliyorum. Sen tam adamının yanına geldin. İyi güzel. Eli avuca sığmayan hani şey Raci Şaşman bu kadar hakim değildir. Raci abi harbiden hakim değildir bu kadar. Ne olmuştu ya bu bölümde? Ya bir sitem var bizim Ufuk'la haftalardır söylüyoruz. Onur Tan'a. Kaç kere dedik bir değerlendir, bizi bir al, masaya oturt. Masaya, ağır yerden. Olmazsa paradan mı kardeşim yani? Para da istemedik, öyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. İstediğimiz yani kaç 100 bin euro. Masa çok ağır masa ama canım. Aa, tam bizlik sen çok bilmiyorsun ağır bizim masaya oturuşlarımızı. Sen o masada oturduğumuzu düşünsene. Biz oturdum merkez kalkar. Olgun abi karşıda. Hızır Çakır Beyli falan kalmaz orada. Aa, hareketler böyle, Olgun abi. Hızırcığım. Bu adamı getirdiniz mi? Ben şey, ben de bir ben getirmedik abi. Nasıl getir? Çok abi ağırdı de çekeceğiz diyordu. Çok ağırdı. Geldik tuş kedinin şifresine. Bakalım şifreyi çözebilecek mi çok merak. Çözer. Şimdi çekler çözer burada. Doktorumuz Sevgi Eki oradan. Çekler burada. Çernobil kaç yılında olmuştur? Aslında o olaya da
yaşayanlar filan hakikaten çok büyük olay yaşadılar. Çok çok. O dönemde biliyorsun hiç, evet. Kimse, çay, sürüyor, hiç kimse çay içemedi o dönemde biliyorsun. Çok da ölen kişi oldu. Kanser. Maalesef ki kanserin yaygın olduğu bir yılda o dönem. Kötü olarak hafızalarımıza kazındı ama kötü anıları da unutmamamız lazım ki ders alalım onlardan. Evet. Birden bir sana üç tane rakam verdik. Ben birden, yoktum. Ben de yoktum. Ben de yoktum büyük ihtimalle. O zaman sallayacağız. O zaman başka bir seçenek kalmadı yani. Birden dokuza kadar. 88. Üç tane rakam verdik sana. 1-9-6. Üçüncü rakamı bulacaksın. Birden dokuza kadar. 96 olmayacağına göre 76 hiç değil. 86'dır. 86. Kulüste yani. Bilgisayar açık kalmıştı benim. Baktın mı hiç? Hayır. Ama bir şey söyleyeyim. Mantıkta nasıl yürüttü olayı? 9, ben bilmiyorum da cevap. 96 zaten olmaz. 76 olmaz. 86 dedi. Mantık yaptı. Mantık yaptı. Güzel bir mantık. Şanslı şunu mısındır? Vermesen ama belki. Takılır mıydın? Şu üç rakamı. Şanslı mısındır hayatta? Değilim. Ben şanslı gibi gördüm seni. Yo. Çünkü doğru cevap 1980. Ben öyle deme. Şanslısın. Yunus'la birbirinizi bulmuşsun. Öyle deme. Evet, bu büyük bir şans. Evet. İşte şansın diğer simgesi de burada. Teşekkür ederim. Bildi değil mi abi? Çünkü mantığı iyi yürüttü yani. Bu kadar. Bu iş mantık işi. Evet. Melisa ayaklarına sağlık. Ayaklarına sağlık. Seslen bakalım. Teşekkür ederim. Müşteri de sayfamızı takip etsinler. Lütfen Türkiye'de de sayfamızı takip eder misiniz? Ben de işin içindeyim. Sen cansın ya valla. Bekliyoruz sizi. İyi seyirler efendim. Bizden bu haftalık bu kadar. Top sende ufuk. Valla Anıl çok güzel bir top attın bana kardeşim. Ben de gole gidiyorum şimdi. Hadi bakalım. Haftaya Türkiye'de de başka bir konuğumuz olacak. Ama abone olmayı unutmayın. Biz her hafta diyoruz ki burada eğlence var. Hüzün yok. Vaadimiz bu. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Biz sana satmıyoruz. Aynen. Satmıyoruz. Eğlence satıyoruz. Bas hiç satmıyoruz. Bal hiç satmıyoruz. Beş kamar vesaire falan. Tuş 7 YouTube kanalımıza üye olun. Eğlenin. Gülümseyin o kadar. Görüşürüz. Seviyoruz sizi.